Sensörler, sürücü taleplerini, motorun veya aracın çalışma şartlarını algılayan ve bunu elektriksel sinyale çeviren elemanlardır. EQ ise sensörlerden gelen sinyalleri işleyerek çıktı üreten birimlerdir. Bir sensör EQ'ye analog olarak sinyal gönderebilir. Analog sinyaller zamana göre çok sayıda değer alabilir. Ancak dijital veya diğer adıyla sayısal sinyaller ancak iki değer alabilir. 0 veya 1, bar veya yok, 0 volt veya 5 volt şeklindedir. Bu çalışmamızda farklı sensörlerin EQ ile iletişim için kullandıkları voltaj durumlarını inceleyelim. Elektronik kontrol üniteleri veya diğer adıyla EQ, 12 volt batarya gerilimi ile beslenir ve şaselenir. EQ içerisinde sabit voltaj devresi 5 volt çıkış verir. Sinyallerin işlenebilmesi için de bir mikro işlemci yer alır. Manifold basınç sensörü veya gaz kelebeği konum sensörleri bu grupta incelenebilir. Sabit voltaj devresi VC hattı ile sensörü 5 volt ile besler ve sensör içindeki değişken direnç üzerinden dönerek EQ üzerinden şaselenir. Sensörün sinyal çıkış pini gaz kelebeğinin konumuna göre direnç değerini değiştireceğinden mikro işlemciye 0 ila 5 volt arasında bir voltaj değeri gönderir. Bu grupta yer alan sensörler NTC veya PTC sıcaklık sensörleridir. Bu sensörler sıcaklığa bağlı direnç değiştiren elemanlardır. Sensör sabit voltaj devresi tarafından bir ön direnç üzerinden beslenir. A noktasında 5 volt iki direnç tarafından bölünür. Termistörün direnci değiştiğinde A noktasındaki voltaj değeri de değişecektir. Termistör kısa devre olduğunda A noktası 0 volt, açık devrede ise 5 volt olacaktır. Bu grup anahtar şeklinde çalışan sensörlerdir. Yağ basınç sensörü gibi. Sensör sabit voltaj devresi tarafından ön direnç üzerinden beslenir. Anahtarın açık olması, yani yağ basıncının olmaması mikro işlemciye 5 volt sinyal verecektir. Ancak yağ basıncı yükseldiğinde anahtar kapanacak, voltaj da 0 olacaktır. Bu tip sinyaller analog değildir. Dijital sinyal örneğidir. Aynı örneğin transistör üzerinden de gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin mazot filtresi su algılama sensörleri bar veya yok şeklinde çalışır. Sensör içindeki transistör yalıtımda ise 5 volt, İletimde ise 0 volt şeklinde çalışacaktır. Elektronik kontrol ünitesi motor dışındaki bir donanımın da çalışıp çalışmadığını anlar. Örneğin fren lambası. Fren pedalına basıldığında fren sivici kapanır. Fren lambası 12 volt gerilimle beslenir. Mikro işlemci 12 volt gerilimi algılar. Ancak ayak pedaldan çekildiğinde mikro işlemcide algılanan volt 0 volt olacaktır. Bu gruptaki algılayıcılar da dijital sinyal örneğidir. Bu gruptaki sensörlerde sensörün kendisi güç kaynağıdır. Dışarıdan bir besleme voltajı yoktur. Örneğin indüktif tip krank sensörleri. Bu sensör dişli çark sayesinde alternatif akım üretir ve sinyal mikro işlemci tarafından işlenir. Sinyalin voltajı ve frekansı sensörün çalışma durumunu belirler.